bebeklerin adına fidan dikiliyor. Torul Belediye Başkanlığı'nca hayata geçirilen bu proje hakkında bilgiler alacağız. Telefon attığımızda Torul Belediye Başkanı Sayın Enver Evrim Özdemir var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu projenin amacından başlayarak isterseniz söyleşimize başlayalım. Tabii. Bebeklerimiz biliyorsunuz ailemizin göz bebeği, hayatımızın merkezi. Bu mutlu günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak ve ufak da olsa bir hediyede bulunmak istedik. Daha önce ilçemizde uygulanmayan bir sosyal faaliyeti ilk kez bir uygulamaya koyduk. İlk ziyaretlerimizi geçtiğimiz ay eşimle birlikte ilçemizde yaşayan Güler ve Sönmez ailelerimizin evine gerçekleştirdik. Yeni doğan bebeğimize hediyemizi takdim ederek ailemizin sevincine ortak olduk. Büyük bir teveccühle girdiğimiz günlerde tabii ki kalıcı olmak istiyoruz. Hı hı. Vatandaşlarımızın hem zor günlerinde hem de mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına başlattığımız bu proje sadece hediyeyle değil, aynı zamanda Karadeniz'in en ünlü turizm destinasyonlarının arasında olan cam seyir terasımızın açık alanlarında bebeğimizin adına bir tane de fidan dikiyoruz. O fidan bebeğimizle beraber büyüsün istiyoruz. Bu da onun için bir bebeğimizin ileriki yıllarda büyük manevi bağlantısı olacağını düşündüğüm için torunla alakalı. Bunu da cam terasta uygulamaya koyduk. Evet, Torul'da bu uygulama nasıl karşılandı? Gerçekten halkımız tarafından çok olumlu tepkiler aldık. Bu ilk fidanlarımızı Torul Kalesi'ne diktiğimizde gerçekten sanal alemde de büyük paylaşımlar oldu. Yani hiç bilmediğimiz, Torul'u belki de hiç tanımayan insanlar bu projemize ortak oldu. Hatta bu projemizin başlamadan önce çocukları olan ailelerimiz de bizim de çocuklarımızın adına bir tane fidan diker misiniz dedi. Şimdi onlar gibi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah 2019'da doğan her bebeğimiz için oraya bir tane fidan dikmeyi düşünüyoruz. Evet, ne kadar güzel, bu fidanlar ormana dönüşecekler ve Evet. Herkesin dikili bir ağacı olacak bu bölgede. Kurban Bayramı, yarın Kurban Bayramı, Torul Kalesi olarak da çok fazla turizm açısından ön plana çıkan yerlerden birisi. Dilerseniz bayram arifesinde Torul Kalesi ile ilgili olarak sizden birkaç cümle alalım. Gerçekten Torul Cam Terası'mız, emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. TRT Radyo aracılığıyla. Kurban Bayramı'nda cam terasımıza büyük bir yoğunluk olacağına inanıyoruz. Çünkü çok önemli turizm destinasyonlarına sahip bir ilçeyiz. Sigana Limni Gölü, Torul Cam Teras, Karaca Mağarası, bunun akabinde Tomara Şelalesi, Süleymaniye. Gelip herkesin burayı görmesini istiyorum. Çünkü Karadeniz çok farklı bir doğa yapısına sahip. Biz Torul Cam Terası olarak en fazla yükseltisi olan cam terası sahibiz. Adrenalin yaşamak isteyen herkesin burayı görmesini istiyorum. Biz de belediye olarak bayrama hazırız. Oradaki ekibimiz de yöresel ürün satış yerlerimizle beraber bütün misafirleri ağırlamak için elimizden geleni yapacağız. Herkesi bekliyoruz ya, memleketimizi görsün diyoruz. Evet, bu Kurban Bayramı'nda Torul'a, Torul Kalesi'ne bütün ziyaretçileri sizin aracılığınızla davet etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve şimdiden sizin Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Biz de kutluyoruz, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli dinleyicilerimiz, Torul Belediye Başkanı Sayın Enver Evrim Özdemir ile söyleşimizi gerçekleştirdik. Yayınımız